Merhaba dostlarım benim, yeniden merhaba. Unutmayın, bu yaşamda seçimleri yapan siz kendinizsiniz. Yani sen kendinsin benim aziz dostum. Unutma, gerçekten sen ne hissediyorsan o her zaman doğrudur. Hayatta senin için neyin doğru olduğunu bir tek içindeki ses söyleyebilir. Dolayısıyla içindeki sesi dinlemeyi, onunla konuşmayı öğrenmelisin. İçindeki sesin kendine has nedenleri vardır ki aklın bile bunu almaz. Farkında ol. Yani içimizdeki o fısıltıyla konuşan ses aslında bir konuşan ses değildir. Konuşan kafamızdır. O da bağıra çağıra konuşur. Ve onun adına da ego derler. Benim aziz dostlarım. Onu dinlerseniz, egoyu dinlerseniz sizi çok kötü yerlere götürür. Sizi kavga ettirir, sizi ben üstünüm, ben şuyum, ben buyum diyerek bencilce davranır ve sizi içine çıkılmaz bir sürü olayın içine sokar, savaşlara, kavgalara götürür aziz dostlarım. Ama iç sesiniz öyle mi? O öyle değil. İç sesimiz aslında Allah'ın bizimle İlişki kurma biçimidir. Yani bir şey yaparken bir terazi gibidir. Eğer mutlu hissederseniz Allah size der ki buna devam edin, doğru yoldasınız. Çünkü mutlu hissediyorsunuz. Ama mutsuz hissediyorsanız bir şey yaparken ya da bir olayın içindeyken bil ki doğru yolda değilsiniz. Allah size diyor ki, iç sesiniz size diyor ki, bunu yapmayın. Bu sizin için doğru değil. Yani öyle bir terazi var orada. Mutluluk ve mutsuzluk terazisi. Bunun için her gün kendinle kalmak için zaman ayırmak. Ve bu kalbi dengelen bu duyguları, bu sesi dinlemelisin. Benim aziz dostum, yani bir olay yapacakken bir gözünüzü kapayın. Bu sizi mutlu hissettiriyor mu? Yoksa mutsuz mu hissettiriyor? Mutsuz hissettiriyorsa yapmayın. Ama mutlu hissettiriyorsa da yapın. Samimi davranın. Bu kafanızdaki zırzır elden değil benim aziz dostlarım. Dünyada diğer insanlar farklı hissedebilir. Çünkü biz parmak izimiz gibi birbirimizden farklıyız. Sen farklı düşündün diye bu senin yanlış olduğun anlamına gelmez. Bu senin yanlış olduğunu göstermez. Sadece diğerlerinden farklı olduğunu gösterir. Tıpkı parmak izinin farklı olduğu gibi. Sadece onların bakış açılarını anlamaya çalış. Hemfikir olmaya çalışma. Bazen içimizdeki ses sana zor geleni yapmanı söyleyebilir. Sakın korkma. Ve içindeki sesi dinlemeye devam et benim aziz dostum. Her yanlışında kendini acımasızca eleştirip üzme. Gereğinden fazla üzülmek bugünün gücünü tüketir. Yarınlarının güzelliklerini çalar. Aksine başını okşa. Kendini şöyle bir kucakla ve her şeyin gerçeğini kendine hatırlat. Yaşadıklarının
senin için önemli bir ders olduğunu bil. Bu tecrübeyle aldığın bilgiyi incele. Bir dahaki sefer için hazırlık yap. Kimsenin senin adına karar vermesine izin verme. Ama başkalarının da haklı olabileceklerini sakın unutma. Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Unutma, sen kaldırabiliyorsan onlar da kaldırabilir. Yani her şeye evet demek zorunda değilsin. Hayır demeyi de bilmelisin. Sen her zaman ama her zaman mutlaka kendine iyi davran. Çünkü sen buna layıksın. Hayatta en büyük dostun sen olabileceğin gibi en büyük düşmanın da sen olabilirsin. Seçimini yap ve kendin için dost mu yoksa düşman mı olacağına karar ver benim aziz dostum. Yaşamındaki tüm acılarını atlatabilirsin. Her şey, her şeye rağmen mutlu olmayı başarabilirsin. İstersen kötü alışkanlıklarını bırakabilir ve her zaman yeniden başlayabilirsin. Bugün hayata yeniden başla. İlk adımın kendini affetmekle, bağışlamakla olsun. Tıpkı kasvetli ve bulutlu bir havanın ardından kendini gösteren güneş gibi olabilirsin. Asla tecrübe kazanmaktan, hata yapmaktan korkma. Ne kadar zor olursa olsun yeniden ayağa kalk ve devam et. İnan bana, o tecrübelere ihtiyacın olacak. Unutma, yapacak daha nice hataların var. Öğrenebilecek daha nice yeni derslerin var. Tekrar tekrar aynı hatalara düşmek yerine, çünkü bir hatayı yaptığında ve yeniden aynı hatayı tekrarlarsın, öğrenmezsin, aptallık yaparsın. Sana aptal derler. Çünkü öğrenmiyorsun. Unutma. Her şey sende gizli benim aziz dostum. Hayatın kötü bir yola girmişse direksiyondakinin sen olduğunu her zaman hatırla. Dümen senin elinde. Sen onu istediğin tarafa döndürebilirsin. Unutma, her şey sende gizli. Hayatın kötü bir yola girmişse direksiyon senin elinde. Bunu her zaman hatırla. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnız, güçlü hissettiğin kadar güçlüsün. Seçimini yapacak olan sensin. Benim aziz dostum, ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle iste. Mucizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, önerdiklerimi hayatınıza uyguladınız, muhteşem yorumlar yaptınız, kanalıma abone oldunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, umutla kalın, ışıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim dostlarım benim.